Oh, hayırlı sabahlar. Polik. Polik de bana bekler. Şunasıyım siz arkadaşlar ama öncelikle kekiklerimi göstereceğim size. Herkese günaydın. Sana ne? Sen de video alın mı sana? Oh. Sabah sabah kekler alıp dışarı çıkacak, misafir gelecekmiş. Bakın, doğal kartollu, çılbırlı patates yemeci. Tabi bu videoyu çekemeyebilirim. Misafire geleceği için sadece önden göstermek istedim. Cocelmiş Erzurum peyniri. Şimdi kekik ablamız yana gidebiliriz. Şampiyon. Hadi bismillah. Şöyle buradan göstermeye çalışacağım. Kapağı açarsam sıkıntı yaşarız. Böyle kekiklerim bayağı bir çıktı. Buraya tabii şaşırtmadı bizi. Önden bir posta götürdük. Bıldırcın götürdük aşağıya. Falan meş mekan. Şimdi göstereceğim de acaba çatlatıp da çıkamayan var mı? Keklerin hepsi çıkmış gibi görünüyor ama yine de temkinli hareket etmek zorundayım. Herhalde bir sıkıntı yok gibime gelir. Şöyle 2 dakika durdurup, pardon şuna basıyorum. Aslanım benim, psikim benim. Hızlı bir şekilde şuradan şöyle bir bakış atalım. Şöyle aradan. Aynen ben sizi yerim. Maşallah. Bir tanesinde bir sıkıntı var, kafasına bir yumurta girmiş gördüğüm kadarıyla. Geri kalan kekiklerimiz gayet sağlıklı ve iyi görünüyorlar. Bunların hepsi kümese gidecek tabii ki. Çıkmayan yumurta var mı? Hemen hemen %90'a çıkmış abi. Hepsi çıkmış keklere ya. Ha? Ona bütün yumurtalar çıkmış. Şuna bir tane çıkmamış sadece herhalde. Bakayım. Oo. Aynen şu da çıkıyor. Bak ama bu öndeşi. Arkadaşı da çıkır. Çok iyi. Kapatalım hemen. Çıkım devam ediyor. Muhtemelen hepsi çıkacak. Şöyle kısaca gösterdim arkadaşlar. Öğlenden sonraya inşallah hepsi çıkmış olur. Ondan sonra zaten birlikte kümese indirim yaparız. Onu da videoya alacağım. Şimdi hatta aşağı inelim. Kümeste biraz sabah sabah başlığında gecelerim bile var. Takılacağız abi. Aşağı inip kafesimize bir bakalım. Cicciler ne yapıyor? Bıldırcınlarımız ne yapıyor? 3-5 tane bıldırcınım çıktı. Babam kafesi çalıştırmış ama keklilerin hepsini indirmemiş. Çünkü dün daha çıkmamıştılar. Kümeste inip işlerimize bakarken yine keklik videomuz daha sonra. Bu bizim şartlarlar olmuş. Bıldırcın kutumuz. Bismillah. Peçete sermezsek hayvanların ayakları yanılabilir. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. İki kat yapıyorum ki hızlı bir doldurum olacak zaten. Dikkat edersen kutumuz da dar arkadaşlar. Bunun nedeni de yine. Arkadaşlar bismillah diyoruz. Makinemizi tekrardan durdurmak zorundayım. Hızlı bir şekilde cicileri alacağız. Ayağında problem olan bir tane civciv var, o da kafası girmiş zaten şeye. Hızlıca almam lazım onu da. Çok fazla canlatmak istemiyorum. Bir dakika. Şöyle dörtlü bir şekilde alacağım. Akşamdan çıkan civcivler olduğu için böyle. Şu
Şu civcivimize baksanıza kafası girmiş. Bir tane bu. Önünü de göremiyor. Kafanızı nasıl soktun oraya kız? İyi gibi. Şöyle hızlıca buraya alacağım. İçeri çok sıcak zaten. Çıkım devam ediyor. Hadi bismillah. Gel. Gel. Gel bakayım sen de gel. Hadi bismillah. Keklerimizin hepsi çıkmış. Buraya yine %90 çıkım verdi abi. Bıldırcınlardan da hep çıkmışsın. Çıkmayan yumurtalara da küçücük bakacağım. Ama genel olarak çıktığını görebiliyorum. Gel. Keklikte biraz nazlı hayvanlardır arkadaşlar. Benim güzel kekliklerim, benim güzel tatlı kekliklerim ya. Maşallah. Gel bakayım sen de gel. Evet sayıyor musunuz? Ben hiç saymadım ama bayağı bir oldu. Dikkatli dolduralım. Baksanıza. Bayağı bir var ha. Sayın abi. Burada çıkımı devam eden yumurtalar var mı? Var. Şöyle çatlatmış yumurtalar tabii ki var. Şöyle dibe alacağım onları. Başka diğerlerinde var mı bir sıkıntı? Giremedim. Şöyle çıkmayan çok fazla yumurta yok. Çoğu çıkmış, azı kalmış. Kıldırcınlar da hep çıkmış 3-5 tane. Gördünüz umarım. Evet. Aynen. Canlarım benim. Hele bunların tatlılığına bak sen. Sen şundan tatlılığına bak. Şunlara bir bakayım. Kanalına bir tane çekmem lazım. Bunlar çünkü çok tatlı. Aşırı tatlısınız siz. Bir tane de fotoğraf çekelim mi arkadaşlar? Hızlı bir şekilde. Evet çektik. Makinemizi yerine koyalım. Keklerimizi alıp gidelim abi. Bir tane de şeye story çekelim mi? Ne dediniz? Maşallah hava şu an iyi sıcak. Şöyle bir tane story çekelim. Aynen benim canlarım çıkmış mı? Maşallah. Keklik yavrularımız hayırlı olsun arkadaşlar. Harikalar Diyarı'nın cücükleri çıktı. Tabii yakında Harikalar Diyarı'nda olacak. Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız edin. Harikalar Ofikal. Kekliklerimiz çok tatlı. Umarım öldürmeden büyütebiliriz. Hayırlısı. Şimdi izliyoruz abi. Hadi bakalım. Şöyle kapakları kapatıyorum. Güzelce uşutmadan onlara gidiyoruz. Şimdi normal şartlarda kekikler gerçekten de zor hayvanlardır arkadaşlar. Büyütmesi bıldırcın gibi değil. Bıldırcın mesela çok kolay bir şekilde büyütülebiliyor. Ama kekik öyle değil abi. Şimdi kümes inince göreceğiz. Poniye yemek götürmüyorum bu ara. Şu an gittirmem lazım. Götüremedim. Yumurta kırarım yeri bir başlama. Ofiste kemikler var. Unutuyorum. Getireyim. Şimdi hadi gidiyoruz abi. Poni de özlemiştir beni yine. Kümese binmedim bir gün. Görmedi beni. Bugün eve misafir geleceği için çok erken kalktım. Şimdi poninin yemeği de yok ama onu yönden atıştırmalar vereceğim ben. Biraz yumurta yesin 3-5 tane. Cancağızı. Sonrasında da hızlı bir şekilde zaten hallederiz ya. Poni zaten bana verdir. Özlenmiş aslanım da şu an işim var ponik. Önce hemen kekikleri yuvalarını almam lazım kızım. Bak. İçeri girip çıkamıyor musun sen? Ben içeri girip çıkamıyor musun? Nereden girdin poni içeri? He? Çıktı.
Tamam sakin ol. Çok mu özledin sen beni? Sen beni çok mu özledin Pony? Sen beni çok mu özledin bizi? Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam. Cürürsün kızım bak cürüyorsun beni. Çok özlemiş ponim beni. O kapıyı da kimse açmamış. Kümesi de açalım hızlı bir şekilde. Yo bugün çok güzel oldu benim için. Of of. Aynen ben seni can yiyeyim ben seni can. Gırtlayam ben seni gırtlayam gırtlayam. Sen beni bir gün görmedin diye derlenecek misin kızım? Kızım şu an aciliyet işim var şu an ama. Çocukları hemen bırakayım. Arkadaşlar bundan sonra bela abi. Bloklar tavan abi. Hadi bismillah. Evet kümesimize girdik. Jiji ünitemiz şu an 32.5 derecede. Daha fazla da olabilir. İçeride bıldırcınlarımız da var. Kekliğimiz de var ama bu kısmı şimdi durun. Birlikte çıkartacağımız için şöyle ben bir şunu bir çıkartmam lazım. Bizim zaten kameramız olduğu için nereye koysam arkadaş her yerde tozlu burada. Çok tozlu ama şöyle koyabilirim onu. Dur şimdi birlikte dolduralım abi. Daha fazla bekletirsek donacak hayvan. Ah, şöyle içeri girin. Çok sıcaklar, çok iyi. İş görmüş abi. Da dışarı atlarsan bak tutamam sana daha. Bir tanesinin bacaklarında bir sıkıntı var, problem var. O da kısa sürede çözülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle, aha. Şimdi şu kutumuzu bırakayım, bunları çıkarken zaten götüreceğim. Ayna. Şimdi arkadaşlar pekmezli suları var. Yem yok. Kekiklerde en başta yem verilmiyor. Direkt pekmezli sularını veriyoruz. Önce hayvanlar su ihtiyacını gidermeli. Sindirim sistemleri düzeldikten sonra da artık yavaştan yem verebiliriz. Diğer türlü yaparsak hayvanlar ölüyor hemen hızlı. Kekiklerde öyle bir problem oluyor çünkü. Deneme yapacağız artık. Kekikler narin hayvanlar. Umarım kaybetmeyiz hepsini. Yine bir tecrübe edineceğiz. Belki bu bizim ikinci bir çıkımımız, üçüncü bir çıkımımız. Yani yıllardır ben kekik çıkımı yapmıyordum. Bugün yapmak nasip oldu. Hayvanlarımızın bazılarında demeyeyim. Bir iki tanesinde şöyle bacak problemi var. O da toparlanabilir yakın zamanda. Şimdi sıcağa doğru gidiyor çoğu. Çoğu da öyle önden benim yanıma gelmeye çalışıyor ama izin vermeyeceğiz tabii ki. Onları sıcağa doğru yönlendireceğim. Şöyle gidin çocuklar. Orada gidin ısının. Tamam mı? Isının. Gidin ki ısınasız orada. Anne kucağı da orada. Orada armutlanmamız da orada. Birazcık sıcak ortamda durmalar lazım. Vücut ve iskelet yapılarının tam oturabilmesi için. Şöyle güzel güzel öbür tarafa doğru verdik. Çok güzel hayvanlarımız oldu. Bıldırcınlar var aralarında. Kaç tane? 3 tane var şu an. Şu renk tonlamalarını görebiliriz. Şu da bıldırcın misal. Mavi yumurta salan bıldırcınlardan. Bıldırcınlar hem onun şu anki keklerden daha kolay büyüyecek ama en azından keklerle birlikte büyüyebileceği için buraya aldık. Çok fazla açık tutamayacağım şu an. Misal bak bu düştü oraya aşağı. Ya nereye düşüyorsan sen ya? Git şu an birazcık ısın şurada. Hadi bakayım. Heh. Şurada yapışırsın oraya. Aynen ben sizi canınızı yerim. Aynen. Sabaha kadar izler ama döndüm bunları böyle. Ama şu an kapı açık durdukça içerideki hava soğuyor arkadaşlar. O yüzden çok da temkinli hareket etmeye çalışıyorum açıkçası. Korktuğumuz bir şey bu durum. Üşütmelerini istemeyiz. Birazcık su var şu an. Yem vermeye başlayacağız inşallah. Yem vereceğiz ki hayvanlarımız artık yemlensinler. Hatta hemen su içmeye başlayan hayvanlarımız da var arada. Isınmak isteyen bir tayfadan ayrı, su içmek isteyen bir tayfa da var. Burada birazcık dursunlar, takılsınlar. Videonun sonuna doğru da demeyeceğim. Artık bir yem vereceğim arkadaşlar ama yemi göstermeyeceğim verdiğimi. Bu çok da önemli de ya. Bildiğiniz civciv yemini, toz yemini koyacağız ama biraz müsaade edeceğiz hayvanlara ki rahat rahat bir sindirim sistemleri su içsin, yani toparlasın ondan sonra verelim. Bu kadar dedim ve devam ediyoruz.
Şimdi kapıyı açma zamanı arkadaşlar. Bir sürü dışarı çıksa. Bugün geciktiler zaten. Çıkın çocuklar. Oh. Papaksalı çıkartalım. Aynen öyle, tamam. Yaprak sarı salalım. Yavaş, yavaş, yavaş. Lezin acından ölürsünüz. Nasıl, nasıl? Gogum benim, abi seni kütlaya bak. Baksa baksa bu elimde kalırsın ha. Pony bak, sana da bir şey vereceğim ama azıcık işim var. Hemen hızlı hızlı toparlayayım. Tavşanları da aç. Arkadaş şimdi bütün kafesleri açacağım, tamam mı? Karşı tarafta gördüğünüz bütün kafesleri patır patır açmalıyım. Ama ben hepsini göstermeyeceğim. Bir pamuğu göstereyim. Diğerlerini siz hızlıca atlarsınız. Ya da ben atladım. Çünkü pamuğu merak edenler oluyor. Pamuğun cildileri güzel büyüdü ha. O kadar hızlı beklemiyordum. Gel pamuk. Şu arkadaşına bak ya, nasıl kaden olmuş. Tamam. Havalar soğuduğu için şu an büyüme safhası azalmaya başladı bu arada. Eski gibi hızlı büyümeyecektirler. Ama büyüyecekler sonuçta. Cildi çıkımım yok abi daha. Oo, güzel tüyler var burada. Bu tüyleri toplamak lazım. Büyük büyük horozumuz tüy değiştiriyor belli. Evet. Buradaki tavşanlarımız ise damızlık adaylarımız olduğu için burada uzun süre durur bunlar. Zaten alttan yavruladıkları yavrular da büyüdü. Güzel baktılar. Ölüm olmadığı için çok mutluyum. Sadece içeride küçük çaplı tabi düzenlemeler yapabilir. Belki de yerlerini de değiştirebilirim. Şu çok tatlı. Şunu çok seviyorum. Bu benim fındıkım olacak. Fındık. Fıncık fıştık fıştık. Fıstığım olacak benim. Aynen benim başarılı fıstığım. Bir kardeşimiz demiş. Abi demiş, sürüdeki üyelerden birçoğuna artık isim takmıyorsun sen. Arkadaşlar şu an çok çok fazla hayvan olduğu için isim takmakta artık zorlanıyorum ama merak etmeyin. Bana doğaçlama geliyor genelde isimler. O yüzden sabırla bekleyin, böyle her videomda birine bir şey derim. Bakarsız güzel bir şekilde isimlerimiz olur ya. Hepsine bir şey derim ama mesela hindi kırması oğul bizim. Ama bizim burada bir gargamel var. Bu da gargamel. Gargamel'in bir tane tavuğu var mesela, bu da kargamel. Ben mesela tavuklara isim takarken bakarım. Baktığım an aklıma ilk gelen şeyi söylerim. Modifiyeli Şahin gibi. Yerle bir gidiyor. Ama Şahin yani. Canım benim, maşallah. Brakerler aslında, bunlara genel bir isim takmışım ben. Kümesin fedaileri diyorum brakerlerin hepsine. Çünkü brakerler bir topluluk oluşturmuş kendi aralarında. Ve kimse umurlarında değil. Kümes içerisinde de böyle etraflarındaki oluşan bütün olaylardan haberdarlar. Ve maalesef yeni ziyaretçiler olsun veya da farklı bir hayvan olsun, hepsine ilk hoş geldiğini bunlar yapar. Yeni ziyaret edin ve bir yabancı tavuğu düşünün. Yani bunlar onları diri diri yiyebilirler arkadaşlar. O yüzden fedailerimize genel bir isim taktık. Bunlar sürünün süvarileri, fedaileri abi. Takılmayın onlara. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar başka da pek bir şey kalmadı zaten. Kekiklerimizi aşağı indirdik. Ben çok mutluyum bu arada kekikler indirdiğim için. Valla bayağı emek verdi. Şimdi tavşanlarımdan ot biçeceğim birazcık. Ama ne bileyim, bugünkü videomuzda biraz durabiliriz. Pony'ye biraz karnını doyurmam lazım hem. Kendim de hafif bir atıştırma yapabilirim her an. Şöyle arka tarafa geleyim. Şurası daha çok yeni feriklerin bulunduğu bir konum. Hep bu tarafta otlanıyorlar falan. Keyifleri yerinde arkadaşlar. Şu bizime bak, benim canım benim canım canım. Benekli. Nereye gidiyor şu şey? Beneklimiz, hanımımız brakel kırması bir tavuk. Bak bu da brakel kırması. Buna ben sultanım diyorum ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Ben sultanım diyorum böyle ağır mizacı sebebiyle. Bayağı sağlam bir tavuk. Bu da brakel kırması ama sultan karışımlı olduğu için. O yüzden direkt sultanım demek istedim buna. Arka tarafta yine bakın Serem Orozumuz, Ayam Cemani tavuğumuz. Ne bileyim, alttan bayağı karışık sürümüz, bildiğiniz cümbüş cümbüş oldu arkadaşlar. Artık bu cümbüşü bozamayız. Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar güzel seramızdan şu
şöyle güzel domateslerinden bir tane hop diye aldık. Bak organik. Şimdi yıkamamız lazım tabii bu domatesi. Sabah sabah bir domates gömerim abi. Diğerler de tam da yarışmamış ama iyi. Seramızdan domatesimizi aldık. Şimdi ben bunu bir hızlıca yıkayayım, tamam mı? Hemen cücelmiş peynir ve ekmecimizden bir yiyor. Sabahın ilk saatleri olduğu için çok fazla da şey yapmak istemem. Böyle değil. Ne bileyim. Ömreylersin abi bu. Domatesimiz sera domates olduğu için bir de doğal olduğu için kokusu bile çok başka, tamam mı? Şöyle kesiyorum abi. Ama çok bir şey olmuyor ya. Şöyle bir ekmeğimizi alırsın. Çok yemeyeceksin ki kahvaltı yiyebilirsin. Şöyle ortadan kestim. Bir lapatoş. Bir de. Tamam. İçine doğru. Cücermiş peynir. On bile koyursam buna. Bak. Erzurum'un cücermiş peynir. Şimdi şehirler aşağı indirdik ya. Daha önce de çok denedik. Hep öldürdük kekikleri. Bir türlü istediğimiz olmadı arkadaşlar. Arada bu şekilde kahvaltı yaptığımızda oluyor. Ama bak cücermiş peynir olacak. Domatesinden süper gelir ya. Bir gün de bir semaver yakayım kümesle, siz o zaman seyredin. Şimdi kekikleri büyütebilirsek muhteşem bir kekik alanı oluşturacağım zaten. Sepet kuyruklarını oraya atarız. Ya hayvan çok azalttım ya. Ben 2 yıldır yerimizde sayır, hatta geriye doğru gidiyorum. Dizimiz çok fazla cins hayvan artık bıraktık arkadaşlar maalesef. Abi. Elimizden de bir şey gelmiyor açıkçası. Bugün yem fiyatları çok yüksek. Mecbur üretimi azaltıp hayvanları azaltmak zorundayım. O yüzden öncelikle şu an kümesimizdeki en dev ırkları Brahman'a çıkartacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Duruma göre dağıtıp bakacağız. Bu arada bana soran arkadaşlar oluyor. Abi ne iş yapıyorsun? Arkadaşlar ben YouTuber'lık yapıyorum. Çalışıyorum. İşte web sitelerim var. E-ticaret sitemiz var. Ayrıca da Photoshop, video editi, yani afiştir, görseldir, ne ararsanız hepsini yapabiliyorum. Hele işte iş gelirse yani web sitesi bile yaparım. Kurumsal firmasından tutun, dişi sefeden hepsinden. Hani web master'lık yapabiliyoruz.
Hay kızım ben. Ah. Ah. Baba. Ah. Ya ulan mı? Al. Burası yine aldım ha ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna gelelim isterseniz. Karnımız da doydu. İnşallah siz de doyurmuşsunuzdur. Valla şimdi kalkıp işime gücüme bakacağım. Eve çıkarım muhtemelen. Misafir de var çünkü bugün. O yüzden burada kısa bir ön kahvaltı da yapmak istedim. Nasip olursa bir sonraki videoda görüşelim diyelim. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videoda haberdar olun. Bundan sonra zaten böyle sıradan kendi hayatımdan parçalar atmaya çalışıyorum. Umarım seviyorsunuz, umarım mutlu oluyorsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.